Hepinize merhaba arkadaşlar, ben Yusuf. Bugün sizlerle beraber Age of History 2'de Dominik Cumhuriyeti serimizin yeni bölümünde karşınızdayım. En son bölümde hatırlarsanız sonunda, en son bölümün sonunda bize Peru ve Brezilya savaş ilan etmişti maalesef. Onlarla uğraşıyorduk, yeniliyorduk onlara karşı. En son şeye karar vermiştik, birazcık para biriktirecektik. Bu Orta Amerika'yı salacaktık. Adalarda savunma yapacaktık, öyle bir karar vermiştik. Onu uygulamaya devam edeceğiz bakalım. Çünkü şu an burada onlara karşı bir şey yapamayız. Fazla güçlüler. Aynen. Şu an amacım benim 2 yılda olmasını bekleyip barış anlaşmasını imzalamak. Tamam. Şu an sağlam bir para biriktireceğim. Bu arada adaları bir koruyalım biz. Şöyle bakalım burada çıkartma geliyor mu? Çünkü eğer buralar gelirse çıkartma, oraları engellememiz gerekiyor. Orayı engelleyemezsek sıkıntı var. Tamam, şöyle savaşa gelene kadar olmuş? Yaklaşık bir ay, tamam, bir yıl, üç ay olmuş. Peki şöyle 200 bin bir paramız biriksin bizim. Ardından küçük bir ordu basacağım. Orayı kurtarmayı deneyeceğim. Tamam. 200 bin oldu paramız. Hemen basalım orduyu. Nereden basalım? Bas işte. Basabildiğim her yerden basayım şöyle. Basabileceğim kadar orada basacağım. Gideceğim, toprakları kurtarmayı deneyeceğim bakalım. Umarım ki başarılı oluruz. Zaten olamazsak sıkıntı yani. Başka nereden basabiliriz? Şuradan falan. Aynen. Bakıyoruz, paramız 27 bin kaldı ve neredeyse para da bitti. Evet. En fazla bu kadar ordu basabiliyormuşuz. Şimdi bunların hepsi başkentte toplansın. Şöyle. Hepsi buraya gelsinler. Burada ikmal kampı var çünkü. Hem gelirimiz artıya çıkar belki. Şöyle bunlar burada toplansınlar. Tamam. Güzel. Oh, şuraya bir çıkartma geliyor. Acil oraya destek. Hop şöyle. Oraya gitmesin. O da gelsin bu tarafa. Bu da şuraya doğru gelsin. Tamam. Çok güzel. Engelledik o çıkartmayı. Gayet iyi. Tamam. Şimdi elimizde bizim 26 binlik bir ordu kaldı. Hemen şöyle gelsin başkente. İkmal kampına doğru. Güzel, gerimizde 2700. Şöyle birazcık bir artıya çıkmayı bekleyelim. Ardından bir saldırı deneyeceğiz. Tamam. Güzel, artıya çıktık şu anda. Şöyle bir paramız 15.000, 20.000 falan olsun. Orduları hareket ettireceğim bakalım. Umarım ki başarılı olacağız. Hemen şuradaki 26.000'lik orduyu seçiyorum. Nereden çıkartmaya atsam düşünüyorum şöyle bir. Brezilya daha güçlü, onun için Peru'ya atacağım çıkartmayı. Şöyle bir deneyeceğim bakalım. Güzel. Oh, değil, güzel değil. Hem bu orduyu ben bir geri çekeyim bence, çünkü orada çok sağlam ordusu var, onun 35 binlik bir ordusu var. Değmez bence. Burada savunmaya devam edelim. Derken aldılar orayı. Şöyle bir şey yapsam, buraya boş bırakmışlar. Evet, orayı da aldılar. Şöyle ne kadar olmuş? 2 yıl olmuş. Ben bir barış deneyeceğim. Şöyle aldıkları her yeri geri almayı deneyeceğim. Bakalım başarılı olabilecek miyiz? Bakıyorum bir yer alabiliyorlar mı? Alamıyorlar. Güzel. Teklif ettim barışı. Ve kabul edildi. Güzel. Evet, hiç toprak kaybetmedik onlara karşı. Şimdi amaç Brezilya. Onda da 2 yıl olmuş. Hemen onda da her yeri alıyorum. Bakıyorum başka nerede var? Bu taraf. Aynen. Hepsini bıraktırdım. Hiçbir yer almıyor varım. Yolladım teklifi. Güzel oldu. Kabul et, konulardan kurtulduk sonunda. Oh be. Ama artık şunlarla iyi. Bir daha da savaş yönetmesinler bize. Sonra sıkıntı oluyor. Tamam, hatta Meksika'ya Amerika girmiş.
Bu savaş umarım ortada geçer. Amerika Meksika'yı işgal edemez. Hatta ona da iyi ilişkiler kurmaya başlayalım. Tamamdır. Şimdi birazcık asimilasyon falan yapacağız. Artık çünkü burada bayağı bir yağma işlemi falan yaptılar. Hem mutluluklar düştü hem asimilasyonlar düştü. Umuyorum ki isyan falan çıkmaz. Toprakların değeri de bayağı bir azaldı tabii. Her yerde tekrardan başlatıyorum neredeyse. Şöyle 15 turluk 15 turluk falan başlatacağım her yerde. Tamam. Biraz daha. Vergileri de bir süre kapatmayı düşünüyorum. Güzel. Şöyle vergileri kısalım, mutluluk artsın. Daha iyi olur. Tamamdır. Derken şurada bir isyan çıktı. Hemen şöyle asker almıştım yapalım bir tane. Şu şekilde ikiye bölelim. Güzel. O da yayıldı birazcık ama sorun değil. Hemen bu buraya, bu buraya, bu da buraya. Ve isyancıyı bitirdik. En başlarda bir isyancıda çıkması normal. Buralarda bayağı bir çünkü yağma yaptılar. Ama az sonra bu isyanla duracaktır diye tahmin ediyorum. Şöyle orduyu dağıtalım. Var mı başka bir isyan? Yok gibi. Güzel. Bu arada acaba biz Meksika'ya mı girsek? Hazır Amerika ile uğraşıyor. Aslında olabilir. Şöyle bir 150 bin 200 bin para biriktirsek bir de ordu bassak sağlam. Aynen sıradaki hedefimiz Meksika olabilir. Şöyle 150 bin olsun. 200 bin olsun ordumuz. Ama 200 bin paramız olsun. Ardından saldırıya geçeceğim. Derken Meksika biraz itse iyi olur Amerika'yı. Güzel. Hemen orduları basıyorum. Şöyle buradan. Bu topraklardan basacağım orduları. Bastım, bastım. Güzel, biraz daha basacağım. Para bitene kadar basacağım orduyu. Oo, burada sağlam nüfus varmış. Güzel. Başka nerede basabilirim orduyu? Tamam, burada da azıcık basalım. Tamam. Güzel, paramız bitti. Şimdi bu orduların hepsini şöyle bir toplayalım önce. Nerede toplanıyorlar? Şuradaki Danli toprağında toplanıyor hepsi. Gelsinler bakalım kaç ordumuz olmuş elimizde. Bence sağlam bir ordu olmuştur. 40 bin falan olsa bize yeterli herhalde. Ki 40 binden de fazla olmuş belli. 45 binlik bir ordu. 46 binlik hatta. Şimdi bu sınırlara yerleşecek bu ordu. 1, 2, 3, 4, 5, 6 adet sınırımız var. Her sınıra şöyle 8 biner ordular koyacağım yaklaşık. Tamam. Biraz daha koyuyorum. Tamam, yolladım orduları. Tüm sınırlara 7000 8000 ordu koydum. Orada bir küçük kesinti oldu. Ama geri geldim, tamamdır. Şimdi tüm ordular sınırlara yerleşsin ve artık Meksika'ya savaşımızı ilan edelim. Hepsi yerleşti mi bakıyoruz. Evet, hepsi yerleşmiş. Şöyle bunu da ordu bakımına vereyim. Çünkü bayağı bir ordu bastık şu anda. Savaşımızı ilan ettim. Umarım ki Meksika'nın 94 binlik ekonomisinin en az 50 binini biz ele geçiririz. Çünkü geri kalanın büyük ihtimalle Amerika'ya geçecek. Şöyle. Haydi bakalım. Saldıralım. Güzel. İlk turda gayet başarılıyız. Gayet iyi. Hemen buradan ilerlemelere devam edelim. Şu orduyu şu şekilde ikiye bölüyorum. Bunu da şöyle bölüyorum. Güzel. Buradan kuzeye doğru. Meksika'nın kendi başkente doğru. Mexico City'ye doğru. İlerleyeceğiz bakalım. Çok güzel. Gayet tüm saldırılar başarılı. Buradan ilerlemeleri devam. Zaten şu anda biz bu arada Meksika'ya savaş yönettiğimiz için Amerika ile ilişkiler de toparlanır diye tahmin ediyorum.
Tamam, bu arada şu tarafı unutmayalım. Hemen buradan. Şöyle. O yanlış oldu bir tık. Sorun değil. Bunlar burada toplansın. Bakalım Amerika ile ilişkilerine durumda. Şöyle biraz daha geliştir. Ne kadar iyi Amerika ile ilişkiler o kadar iyi bizim için. Hatta eğer olabilirsek Amerika ile ben müttefik bile olmak isterim. Bizi Peru'ya karşı ve Brezilya'ya karşı korur Amerika. Güzel. Hiç beklenmedik bir savaş yenildi bu arada bizim için. Hiç aklımda yoktu daha doğrusu yani. Hop, o yanlış oldu. Şöyle ikiye bölüyoruz. Buradan böyle. Buradan da şöyle. İlerleyelim bakalım. Mexico City'yi umarım biz alırız. Orada güzel bir ekonomi vardır diye düşünüyorum. Evet, bu arada oyunumuzu kaydettik. Oo, gerçekten de 33 binlik devasa bir ekonomi var orada. Oraya da bu turda giriyoruz eğer gelebilirsek. Ve evet, Mexico City'ye de girdik. Onların son gücü de buradaydı. Ve onu da biz aldık. Gayet iyi. Tamam. Şimdi %100 oldu mu? Evet oldu. Hemen şöyle barışalım bakalım. Ne kadar alabileceğiz? Şöyle alabilirsek hepsini almak istiyorum. Özellikle Mexico City'yi şöyle. Galiba alabiliyoruz çoğu toprağı. Bize bu kadar yeterli. Aynen öyle. Ben bu toprakları alıyorum. Benim için yeterli. Ve barış anlaşmasını da imzalıyorum. Şöyle imzaladım gitti ben. Haydi bakalım. Olmadı, geri kalanı da daha sonra alırız. 15 binlik bir ekonomisi kalmış zaten. Hemen şurada toplansınlar. Bunlar da burada toplansın. Güzel. Bunları başka bir savaşta da kullanırız. Hemen hepsi gelsin şöyle. Bakalım kaç ordumuz olmuş. Şöyle yine 40 binlik falan bir ordu kalmış bu arada elimizde. Neredeyse hiç ordu harcamamışız. Gayet güzel. O zaman şimdiki hedefimiz hangi ülke olsun diye bakıyorum şöyle bir. Kolombiya. Aynen öyle. Kolombiya'ya girebiliriz. Bu arada şöyle Brezilya ve Peru ile biraz da ilişki geliştirdim. Şöyle saldırmazlık baktı. Aynen öyle. Venezuela ile aramız kötüymüş. Onunla da biraz geliştirdim ilişkileri. Onunla da saldırmazlık baktı imzalayalım. Ve son olarak Amerika ile de ilişki geliştirip saldırmazlık paktını imzalayalım. Eğer kabul ederlerse. Amerika etmedi. Bir daha teklif ediyorum. Bence şu anda eder. Hemen bu orduyu da bu tarafa çekeyim ben. Tamamdır. Ettim bu arada, onu göremedim ben. Şöyle bakayım. Etmiş, güzel. Bu arada burada bir devlet mi kurulmuş? Ha, Asi çıkmış, tamamdır. Öncelikle hedefimiz Kolombiya. Kolombiya'yı da fethedip artık videoyu zaten sonlandırabiliriz bence. Savaşımızı ilan ettim. Giriyoruz bakalım. Orada beklediğimden fazla bir ordu çıkardı bize. Şöyle geriye bir 8000 değil de şu kadar bir ordu yollayalım. Aynen. Bir de şuradan küçük bir ordu basımları yapalım. Yeterli olacaktır. Maksat yayılması zaten. Gayet iyi. Hemen şöyle başkentine gidiyoruz 7000 orduyla. Şöyle bunlar buraya gelsin. Artık Kolombiya'nın da başkentine girip direnişini kırmış durumdayız. Gayet iyi, gayet güzel. İlerlemeleri devam edelim hızlıca. Çok güzel. Yüzde kaç olmuş? Bakıyoruz hemen. %87'sini almışız. Yani bu demek ki önemli toprakların hepsini almışız. Biz şu anda pek önemli olmayan topraklarda ilerliyoruz. Demek oluyor bu. Şöyle hemen buradaki 9700'lük ordu bu arada başkente doğru hareket etsin. Orada gereksiz olarak bize ordu bakım maliyeti çıkarmasın. Tamam. Bu arada bu orduları silmeyeceğim savaştan sonra. Başkentte bekleteceğim. Çünkü niye sileyim yani? Belki çok az silerim. Evet, bu arada savaşın da artık sonuna geldik. Hemen şöyle 54 yıldızla hepsini alıyoruz. Ve de artık şöyle barışıyoruz. Hemen bu orduyu da başkentimize yolluyorum tabii ki.
Şöyle ilerlesinler bakalım. Tamamdır. Şöyle bir ekonomimize bakalım kaç olmuş. 226 binlik bir ekonomimiz olmuş. Amerika'nın kaç ekonomisi var? Amerika'yı ekonomi olarak geçmişiz bu arada biz. Ama dünyada hala 22. sıradayız. Garip çünkü bunun şeyi hala asimilasyonları başlatmadık. Video dışında ben başlatırım asimilasyonları. Evet, videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu like atmayı, abone olmayı, bildirim açmayı unutmayın. Hoşçakalın, kendinize iyi bakın. Bay bay.